Sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Teşekkür ederim bugün yalnız bırakmayıp burada bizlerle birlikte olduğunuz için. Konu bu. Yeni Dünya'nın Cesur İnsanı. Benim 7. kitabım oluyor kendisi ve bu 2. kitap lansmanımız oluyor. Kitaba da lansman mı olurmuş diye çok duyduk, çok söyleniyor. Öncelikle bir kitaba niye lansman yapılır? Yani kitabın lansmanı olur mu? Bana bunu ilk söylediklerinde dedim ki cepte naklen yayın istasyonu da olmaz ama şu anda onlarla geziyoruz. Dolayısıyla biraz farklı bir dünyadayız ve bu dünyanın bazı gereklilikleri var. En yakın zamanda mesela bir okuduğunuz kitabı kaç günde okuduğunuz bilmiyorum ama kitap artık biraz vakit alıyor. Çünkü araya tweetler giriyor, Netflix giriyor, çoluk çocuk giriyor, hayat gailesi giriyor. Kitaplara yatırdığımız zaman biraz az. Dolayısıyla ben şöyle bir şeyi tercih ediyorum. Mesela Kerim diyor ki ben şöyle bir kitap okudum, çok hoşuma gitti, şöyle güzel, böyle güzel. Diyorum ya konu da benlikmiş, ben buna vakit ayırayım. Şimdi bunu diyebilmem için birilerinin, hani tanıdığım, bildiğim birilerinin bana bu kitabı tanıtması hoşuma gidiyor. Biz de dedik ki aslında hani ben kitap yazarken biraz bir mesaj vermeye, bir hareket oluşturmaya, bir aksiyon yaratmaya çalışıyorum. Bu aksiyon herkesin ilgisini çekmeyebilir. Mesela buradaki arkadaşların muhtemelen ilgisini çekiyor ki bugün sizlerle beraberiz. Ama özellikle YouTube gibi, Instagram gibi mecralarda da bunu canlı yayınlayarak şunu yapmaya çalışıyoruz. Biz burada böyle bir şeyle uğraşıyoruz ve siz de bununla ilgileniyorsanız bir bakın. Çünkü biraz da anlatmaya çalışacağım gibi burada talep ettiğimiz hareket ya da aksiyon benim tek başıma, bizim küçük bir grup halinde becerebileceğimiz bir şey değil. Biraz zorlu bir sürece giriyoruz. Onunla ilgili bir meseleden bahsedeceğim size. Ve bugün şu anda bu konuyu siz dostlarla burada konuşurken şeyde YouTube'da Açık Beyin kanalında canlı yayındayız. Yine Instagram'da Açık Beyin kanalında canlı yayındayız. Şu anda yüz binlerce insan bizi izliyor arkadaşlar. Kaç bin bilmiyorum ama biraz izliyorlar. Ama önemli değil. Dijital mecralarda kayıta geçen bir şey zaten ebediyete gönderilmiş bir mesaj gibi. Ben hep öyle düşünüyorum ve hani burada söyledik şey, o yüzden şu anda kendi kendimi strese sokuyorum bunu söyleyerek. Biliyorsun milyonlarca insan bizi seyrediyor, psikolojisi yapma ya falan. Televizyonda kalp krizi geçirmenize sebep olabilir. Ama bugün önemli bir şeyden bahsedeceğim size. Bundan evvel yani benim bildiğim Türkiye'de ilk kitap lansmanını gene biz yapmıştık. Geçen sene bu zamanlar İnsanın Fabrika Yerleri kitabının 3. cildi çıkınca biz bir lansman yaptık. Fakat öyle bir şey yapacağımızı biz de bilmiyorduk. YouTube'dan bir yayına başladık. Pandemi dönemiydi, evlerde kapalıydık. Mustafa Can'la önce geçtik kamera karşısına. Sonra bütün dostlarımızı sırayla bağladık ama 6 saat sürdü. Bugün öyle yapmayacağız. Çünkü gerçek konuklarımız var. Böyle hattan bağlanmıyorlar. Hatta bizim hakkımızda dedikodular çıkmış. Bunların altında kesin klozet var. 6 saat yayın olmaz falan. Hakikaten yerimizden kalkmadık 6 saat boyunca. Fakat orada çok enteresan bir şey oldu. Yani biz böyle bir şey olacağını, hani olmasını umuyorduk ama olacağını tahmin etmiyorduk. İnsanın fabrika ayarları bir kitabın etkisini aşan bir etkiye sahip oldu. Çünkü insanlar o kitap üçlemesini okumadan önce ne ile karşı karşıya kalacaklarını artık biliyorlardı. Biz uzun uzun bahsettik. Tabii bağlanan dostlarımız kendi açılarından sağ olsunlar güzel şeyler söylediler, bizle ilgili bir şeylerden bahsettiler ama esas konu insanın fabrika ayarlarının ne hakkında olduğuydu. Bizim aslında nasıl varlıklar olduğumuzu, insanın nasıl bir şey olduğunu bir daha tarif etmeye yönelik bir çabaydı. Herkes için yazılmış bir teori idi. Ve teori lafından da milletin gözü korkmasın diye vallahi dedik bak çok anlaşılır yazdık falan filan. Okuyanlardan da aldığım geri bildirim çok şükür bu yönde. Çoğu kişi hayatında deniyor. Nilüfer burada mı? Haftanın iki günü ifa yapanlar aramızda. Sonra kebapçıya dalanlar var falan ama olsun yine hayatın bir yerinde bir yer bulmaya başladı. İnsanlar insanın fabrika ayarları anlatısının sadece bana ait bir şey olmadığını, hepimizin hayatında sahip olması gereken bir temel yaşam becerisi olduğunu fark ettiler. Ama şöyle bir şey oldu. Hocam tamam dedin anladık işte hareket etmemiz lazım, az yememiz lazım. Maalesef beni de ilgilendiren bir ayar. O beş ayarı sayıyorum sırayla. İşte diğer insanlarla güzel ilişkiler kurmamız lazım. Stresimizi yönetmemiz lazım. Sınırlarımızı aşmamız lazım da biz bunu nasıl yapacağız? Mesela falanca koşulda bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Hocam bu dijital alemde bunlar haldır küldür üstümüze gelirken, işte her kafadan bir ses çıkarken biz bunu nasıl yapacağız? Konu biraz açıkçası orada düğümlendi kaldı. Benim şimdi herkese tabii tek başına çözüm yetiştirmem pek mümkün değil. Yapmamız gereken bir şey var diye söylemiştim 3. ciltte.
cesaret etmemiz lazım. Cesaretle harekete geçmemiz lazım ve daha önce yapmadığımız bir şeyleri yaparak hayatımıza bir çeşitlilik katmamız lazım. Herkes dedi ki bana nasıl cesaret edeceğiz? Karşınızda gördüğünüz bu arkadaş bu ihtiyaç üzerine biraz çıkmış gibi. Ama sadece nasıl cesaret edileceğini anlatmıyor. Cesaretin mekaniğini ben daha önce kitaplarda biraz anlatmaya çalıştım. Burada bahsetmeye çalıştığım şey biraz karamsar bir tablodan yola çıkıyor. Yeni bir dünyaya doğru gidiyoruz. Yeni dünya lafı güzel bir laf. Hoş bir şey. Yeni dünyayı hepimiz istiyoruz falan ama pasif olarak gittiğimiz dünya pek akıllıca bir yere benzemiyor. Pek iyi bir yer gibi değil. Neden değil? Dijital sistemler falan her şeyi çok güzel kullanıyoruz şu anda çok şükür. Mesela bu yayını tamamen ücretsiz olarak bir sürü yere ulaştırabiliyoruz. İstediğiniz kişiyle istediğiniz anda ilişki kurabiliyorsunuz. Her türlü bilgiye her an ulaşabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir şey gibi. Ama sadece gibi. Bu yeni sistemi oluşturan bir teknolojik inovasyonlar dizisi var. Bir teknolojik kafa var. Bizim son kullanıcı olarak çok işimize yaramasına rağmen arka planda biraz farklı tiyatrolar dönüyor. Farklı şeyler oluyor. Farklı amaçlarla inşa edilmiş bir sistemin bir parçası olduğumuzu biz kullanıcılar olarak çok fark etmeyebiliyoruz. Bugün size biraz bu yeni dünyayı inşa ettiğini düşündüğümüz sistemden önce bahsedeceğim. Çünkü cesaretin var olabilmesi için önce korku gerekiyor. Önce biraz korkmamız lazım. O her gün kullandığımız dijital uygulamaların bizi bağladığı o ağı biraz tanıyabilirsek, o ağın niye kurgulandığını biraz anlayabilirsek önce inşallah biraz korkacağız. Korktuktan sonra da çözümün aslında oldukça basit olduğunu, sade olduğunu ve hepimizin becerebileceği bazı kaçış yolları, hatta muzaffer olma yolları olduğunu fark edeceğimizi düşünüyorum. Bugün aslında bütün mevzu bu konuyu önce biraz anlamak. Yeni dünya nasıl bir dünya? Şimdi bugüne kadar insanın hani teknoloji icat etmek zorunda olan bir canlı olduğunu çok anlattım. Niye? Senin programda herhalde en çok anlatmışımdır. Zayıf ve çıplak bir canlıyız. Annesinden doğduğu haliyle hayatta kalamıyor bu arkadaş. Ve illaki dünyayı değiştirip bir şeyler yapması lazım. Fakat 30 yıl öncesine kadar, 40 yıl öncesine kadar yaptığımız bütün teknolojilerin ortak bir noktası vardı. İhtiyacımız olunca biz o teknolojileri kullanıyorduk. İhtiyacımız bitince de bırakıyorduk. Teknolojiyle ilişkimiz buydu. Mesela en eski icatlarımızdan bir tanesi çatal. Çatal harika bir icat. Ben çatalı çok seviyorum. Köfte yerken harika, makarna yerken çok güzel. Fakat çorba yerken çok rentable değil. Denediniz mi bilmiyorum ama çorba yerken çatal konusunda ısrarcı olmanızı pek önermem. Çalışmıyor. Çorbanın yapılış amacı oldukça tek fonksiyonlu bir cihaz. Böyle batırıp bir şey yerken falan işe yarıyor. Peki şöyle bir çatal düşünün. Dijital dünya bize gayet rahat şöyle bir çatal yapabilir. Siz kaşığınızla çorbanızı keyifle içerken çatal orada duruyor ve size şöyle yapıyor. Köfte yesene. Niye? Yeter çok çorba içtin. Falanca yerde güzel bir köfteci açıldı. Hadi spagetti yap. Beni kullan. Beni ye. Benimle ye falan filan. Şimdi böyle bir çatal olsa camdan dışarı fırlatır atarsınız. Bu eski teknolojide böyle bir talepkarlık yok ama şimdiki yeni teknoloji, cebimizdeki aletlerden bahsediyorum, devamlı bizden bir şey talep ediyor. Farkında mısınız? Yani şu alayım da işimi göreyim, şuraya koyayım, teknolojileri bitti. Artık beni çağırdığında ona hizmete gittiğim bir şeye dönüştü sistem. Ha babam bildirimler geliyor. Ha babam haberler geliyor. Dünyadaki her şey bizi ilgilendiriyor değil mi? Bırt 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 zırt bir şeyler gönderiyor ve dikkat edin çoğumuz bunları kapatamıyoruz artık. Artık bunlara muhtaç gibiyiz. Onlarsız bir hayat düşünemiyoruz. Ya da mesela çatalla akşam yatağa giden kaç kişi var? Saçma oldu. Tuvalete giden kaç kişi var? Özel bir amaç yoksa buralara götürmüyoruz çatalı, değil mi? Fakat bu aletler bizi her yere geliyor. İşte geçen bir araştırma okudum. En çok tuvalette tweet atıyormuşuz. Twitter'ın niye öyle olduğu anlaşıldı. Yani en çok oralarda kullanıyoruz. Dikkat edin, kendimizle baş başa kalabileceğimiz çok az sayıda yer kaldı. Oraya bile giren bir teknolojik söz konusu. Adeta artık şah damarımızdan bize yakın bir teknolojiyle beraberiz. Ve bu teknoloji her an daha çok bizimle olabilmek için şekil değiştiriyor. Elinizdeki cihazlar çok kısa bir süre için burada. Bir süre sonra bu cihazlar giyilebilir teknolojiyle değişecek. Şu anda değişiyor ama hemen arkasından çok kısa bir süre sonra
implante edilebilir ya da vücuda yerleştirilebilir teknolojilere dönecekler. Yani gözünüzü açtığınız anda online olduğunuz bir dünya olacak. Kapattığınızda bile muhtemelen, bugün bir televizyondan röportaj için talep geldi, rüyalarımıza müdahale edeceklermiş hocam ne düşünüyorsunuz diye. Dedim Allah hayırlısını versin, düşündüğüm budur yani, bilmiyorum, yaparlar, olur. Vücuda girmeye başladıkça bu teknolojiler artık özel hayat, özel zaman, kendine kafa yorma, kendine baş başa kalma gibi şeylere yavaş yavaş iyice güle güle diyeceğiz. Ve zaten hani yeni nesil böyle bir şeyi çok fazla deneyimleyemiyor. Böyle bir şansı olmuyor. Kendiyle baş başa kalmak, canının sıkılması gibi bir şey artık hani gündemden çıkmaya başladı. Bu iş başka bir tarafa doğru gidiyor. Ama inanın beni esas endişelendiren bu değil. Esas endişelendiren başka bir şey. Son birkaç zamandır bu Netflix'teki belgesellerde, işte kitaplarda çok işlenen bir konu var. Sosyal ağlar bize bir şey yapıyor. Bilmem farkında mıyız? Sosyal ağları biz kullanırken bizden bir takım veriler gidiyor. Biz sanıyoruz ki sadece beğenmelerimiz, hangi sayfayı ziyaret ettiğimiz falan gidiyor diye düşünüyoruz ama bundan 6 sene kadar önce Ankara'da bir proje vesilesiyle ben bir ekiple buluştum. Cep telefonları aracılığıyla bir sağlık uygulaması yapacağız. Öyle bir proje. Benim elime bir böyle yazıcı çıktısı verdiler. 5-6 sayfalık bir çıktı. Karınca bacağı gibi bir sürü satır yazı var. Dedim ki bunlar nedir? Dediler ki 60 saniye içerisinde bir normal cep telefonunun gönderdiği veriler. Bu cep telefonu o kadar veriyi 60 saniyede bir, hocam buyurunuz, 60 saniyede bir merkeze gönderiyormuş. İşte bu sunuculara falan. Veri 5-6 sene önce diyorum, bakın dikkat edin. Daha yani bu bizim süper akıllı telefonlar çıkmadan önce. Veriler nedir diye baktım. Şimdi telefonlarımızda o hani hareket sensörleri var ya. Ne kadar yüzüne yakıntı diyor, ne kadar sallıyor, eli ne kadar titredi, şu sayfada ne kadar durdu, ne kadar tereddüt etti, ne zaman beğene bastı, şundaki beğenme süresiyle bundaki beğenme süresindeki arasındaki fark nedir? El sıcaklığı ne durumda? Aklınıza gelebilecek her türlü veri anlık olarak akıyor. Şimdi bunu söyleyince ilk korku nesnesine özel hayatıma müdahale, CIA benim ne yaptığımı öğrenecek, bütün belgelerimi olur. CIA ne yapsın sizin belgenizi? KGB'nin ne işi olur kişisel olarak sizde? Benim bütün datalarıma girse dünyadaki gizli servislerde kime ne? Ne yapıyor olabilirim? Anlayamadığımız nokta, anlamakta zorlandığımız ya da bizi yanlış komple teorileriyle meşgul ederek anlamamamızı sağlamaya çalıştıkları kısım şurası. Bugünün veri dünyasında, ki aramızda uzmanları var, esas önemli olan şey büyük veri dediğimiz konudur. Bizim her bir kullanıcı olarak sağladığımız bu trilyonlarca veri bir takım sunuculara akıyor. Bu sunucularda bazı algoritmalar var. Bu algoritmalar artık zeki algoritmalar. Derin öğrenme dediğimiz falan bazı yeteneklerle kuşanmışlar. Şunu yapıyorlar, verinin kimden geldiğinin önemi yok. Tonlarca veriyi alıyor, alıyor, alıyor. Diyor ki, ya bu tipler kabaca böyle davranıyor. Ve bunu ne yapıyor? Ben bunlara şunu gösterirsem bunlar şöyle yaparlar tarzı tahmin örüntüleri çıkarmaya başlıyor. Diyorsunuz ki arkadaşlarla tam buzdolabı konuşuyorduk. Instagram'da buzdolabı reklamı çıktı. Bu işin en hafif kısmı. Yavaş yavaş arka planda kitlesel ve bölgesel davranış kalıplarımızı öğrenen algoritmalar, hiç de böyle kötücül uzaylılar falan tarafından yapılmış şeyler değil bunlar. Sizin benim gibi kar etmeye çalışan insanlar için yapılmış. Geçin geçin, yabancı yok, gel gel. Ve bu algoritmalar şunu yapmaya çalışıyorlar. Ben reklam verenlere nasıl daha iyi hizmet verebilirim ya da nasıl daha iyi ürün satabilirim? Bütün konu bu, kar amaçlı. Kapitalizmin bu dünyaya ne yaptığını galiba burada tekrar zikretmeme gerek yok. Hepimiz kapitalizmin güzel bir şey olduğunu biliyoruz ama neticede dünyanın canına da okuyan bir şey olduğunu çok farkındayız. Bugün aynı sistem herhangi bir sübabı, freni olmadan bu dijital algoritmalarda da çalışmaya devam ediyor. Milyonlarca, milyarlarca insanın belki de trilyonlarca verisi her bir gün bu sistemlere akıyor. Ve bu sistemler bizim için yeni bir dünya yaratıyorlar ve bu dünyanın özelliği şu. 6 ay içerisinde herhangi bir standart sosyal medya kullanıcısı kendini gayet kafasına göre sosyal medya kullanıyor zannederken dini inançları, politik görüşleri, tüketim tercihleri, beslenme biçimleri, cinsel bakış açısı bile değiştirilebiliyor 6 ay içerisinde. Çalışmaların gösterdiği kadarıyla 1920'lerden beri insan psikolojisinin zaafları konusunda biriktirilmiş veriler en rentable şekilde
bugün sosyal ağlardan gelen verileri değerlendiren algoritmalarda kullanıyor. Tekrar ediyorum, bunlar Dracula falan değil. Bak biz kursak aynı sistemi, aynısını biz yapardık. Aynı amacı biz güderdik. Çünkü para kazanacağız netice itibariyle. Bizim işimiz bu. Hazır elinizde böyle algoritmalar varken birazcık daha para kazanmanın ne zararı var? Ama bu sistem yavaş yavaş geliştiricilerinin bile tahmin sınırlarını aşan bir kapasiteye ulaşmak durumdalar. Ve zuhur eden bazı sorunlar yaşıyoruz. Mesela bu sorunlar tıbbi olarak bu uygulamaları, sosyal ağları çok fazla kullanan insanlarda gördüğümüz dikkat dağınıklıkları, işte sisli beyin sendromları, asosyalleşmeler, efendim anksiyete bozuklukları, şunlar bunlar gibi bir sürü şey görmeye başladık. Ama bunlar daha başlangıç. Çok daha enteresan bir tarafa doğru gidiyoruz. Özellikle teknolojiler bizimle bütünleşmeye başladığında daha büyük bir sorun yaşayacağız. Ha diyeceksiniz ki yaşın 50'ye gelmiş, gözünü seveyim, daha ne teknolojisi? Vallahi ben çocuklar için endişeliyim ve kendim için bir şey istiyorsam ne olayım? Fakat bizim 70'lerde doğmuş birisiyim ben. 60'larda, 70'lerde falan o civarda doğduysanız ve bu zamanlara kadar geldiyseniz aslında belki de işte orta çağda bir insanın, hatta bir koca nesiller bütününün göremeyeceği kadar değişimi biz bir ömürde gördük. Çok fazla şey geçirdik. Televizyon olmayan evlerden gezerken canlı yayın yapabildiğimiz, HD kalitesinde yayınlayabildiğimiz bir döneme geldik. Dolayısıyla bir şeyler görmüşüzdür diye tahmin ediyorum. Bir takım öngörüler geliştirmişizdir ve bir sonraki nesil ve daha sonraki nesiller böyle bir geçmişi, bizim yaşadığımız geçmişi hiç yaşamamış olacakları için onlara belki bazı önerilerde bulunabiliriz. Peki bu önerileri ben dijital teknoloji nasıl kullanılır dersi vererek mi verebilirim? Yoksa başka bir aracım olabilir mi acaba? Çok şükür başka bir aracım var. Yıllardan beri biyoloji, biyolojik evrim, insan psikolojisi, beynin çalışma prensipleri konusunda yüz binlerce yıldır bizim hiç değişmemiş bazı özelliklerimiz ve ihtiyaçlarımız var. Ve şunu çok iyi biliyorum ki, çok az bildiğim şeyden biridir. 100 bin sene daha insanlık burada olsa, 100 bin sene sonra da muhtemelen aynı dertleri 3 aşağı 5 yukarı yaşamaya devam edeceğiz. Değişmeyen bazı ihtiyaçlarımız var. Tek yapmaya çalıştığım bu değişmeyen ihtiyaçlarımızı hatırlatmaya çalışmak ve bu ihtiyaçların nasıl karşılanabileceği konusunda da kadimle kol kola hemfikir olarak, yani onların da görüşünü alarak, modern bilimin verilerini şöyle anlaşılır bir şekilde ortaya koyup bir şema çizmeye çalıştım aslında. Bugün sizlerin huzuruna çıkmama sebep olan anlatı böyle bir anlatı. Şimdi bu sistem, bu dijital ağ sistemi bizi rahatlıkla manipüle edebilmektedir. Şu anda ve şimdi. Geleceği beklememize gerek yok. Şimdi şu anda biz sağlam bir manipülasyon içindeyiz. Kullanım düzeyimize bağlı olarak. Bu manipülasyon iyi de olabilir, kötü de olabilir. Mesela dünyayı küresel iklim değişikliği felaketinden korumak için İnsanları ayaklandırmak üzere bundan daha iyi bir araç bulamazdık. Muhteşem bir imkan var elimizde. Doğru söylemi ürettiğimizde bu sistemler bizim için büyük bir nimet. Ama böyle bir derdimiz yoksa, böyle bir sıkıntımız yoksa, böyle bir korkumuz yoksa, böyle bir cesaret niyetimiz yoksa, bu manipülasyon sadece ve sadece insanın ve kanser hücrelerinin paylaştığı ortak bir amaca hizmet edecek. Sadece büyümek. Biliyorsunuz kanserle ortak özelliğimiz bu. Sadece insan ve kanser büyümek için büyür. Biz de büyüme rakamları açıklıyoruz ya her sene. Ay 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 az büyümüşüz bu sene falan diye. Bir de kanser buna hayıflanıyor bir de biz. Dolayısıyla bizim yapıcı, onarıcı bir derdimiz olmazsa, bir şekilde harekete geçmezsek bu dijital sistem başımıza bela olmaya devam edecek. Ve bir sonraki nesilde de ciddi bir sorun yaşayabileceğiz. Şimdi peki çözüm ne? Çözümü anlamak için bu yeni dünyanın özelliklerini anlamak gerektiğini düşünüyorum. Vallahi düşündük, taşındık, kafa patlattık. Ben bir şeyleri ancak az sayıda prensibe ya da adıma indirgeyince anlayabilen bir kafaya sahibim. Böyle yapınca da genellikle daha iyi anlatabildiğimi ve daha iyi anlaşıldığını düşünüyorum. Yeni dünyanın 3 temel stratejisi var. Yeni dijital ağların, bu yönetici sistemlerin, arka plandaki algoritmaların bizi daha iyi birer tüketici ve daha iyi pazarlanabilir bir ürün yapmasının altında 3 temel strateji var. 1. Bize sürekli olarak diyor ki daha hızlı olmalısın. Devamlı hızlanmamızı istiyor. Şimdi hatırlayın, bu özellikle taşınabilir teknolojiler, bilgisayarlar falan
hayatımıza ilk girdiği zamanlar. Gençler bilmez onu da, onlar onun üstüne doğdular zaten. Bizler biliriz, böyle biraz daha eski tevellüt olanlar. Neydi vaat? Zaman kazanacaktık değil mi? Bilgisayarla bir işi yapıp zaman... Bilgisayar ya da cep telefonu olup da zaman kazanabilen var mı aranızda? Böyle bir şey yaşadınız mı hiç? Sevgili YouTube ailesi, siz yaşadınız mı? Yok, böyle bir şey yok. Şu anda bizim vaktimizi kemiren eğlencelerle boğulmuş, işte haberlerle meşgul durumda tutulmuş falan vaziyetteyiz. Böyle şaşkınız. Ve bu teknoloji bize hiç de yeni boş zaman sağlamıyor. Aksine hep daha fazla bakmamız, daha fazla okumamız, daha fazla aksiyon göstermemiz konusunda bizi zorluyor. Niye? Biz hızlanırsak düşünmeye vaktimiz olmaz. Düşünmeye vaktimiz olmazsa manipülasyonu sağlam yeriz. Win-win yaklaşımı, kazan kazan. Harika bir şey. İki, bizi ritmik olmaya zorluyor. Belli zamanlarda belli şeyleri yapmamız bizi öngörülebilir kılıyor. Öngörülebilir olduğunuz zaman ise size ne zaman ne gösterileceği, ne satılacağı, ne zaman size erişilmeyeceği çok belli. Ve öngörülebilir olmanızın da en büyük gereksinimi, yani nasıl öngörülebilir olursunuz? Yeterince veri sağlarsanız sisteme, sistem zaten sizin örüntülerinizi öğreniyor. Hele bir de dışarıdan orkestra şeflerinin salladığı çubuklara göre hareket etme gafletine düşer isek, tam onların istediği bir periyodiklik içerisinde yaşamaya başlayacağız. Ayaklanmalarımız bile efendim şey olacak, zamanı geldiğinde olacak, işaret bir şey çakıldığında olacak. Ve biz beklenen zamanda beklenen hareketi gerçekleştiren güruhlara rahatlıkla dönüşeceğiz. Bunun örneklerini mesela sosyal medyada hiç de az yaşamıyoruz. Yani bir goy goy döndüğü zaman böyle büyük bir güruhu oradan ayaklandırabiliyorsunuz. Bu çok kolay. Hız ve ritim. Üçüncüsü, diyor ki kategorilerden kategori beğen. Sen belli kategorilere ait olmalısın. Erkek olmalısın, kadın olmalısın, akademisyen olmalısın, doğulu olmalısın, batılı olmalısın, Müslüman olmalısın, Hristiyan olmalısın, ateist olmalısın, uzun olmalısın, kısa olmalısın, yakışıklı olmalısın, çirkin olmalısın, şu olmalısın, bu olmalısın. Kendini bir yerlere ait hisset ki ben de sana vitrinde bir şey gösterebileyim. Kategorize olmamızı yalvararak isteyen bir sistem var. Peki, bu kadar basit üç tane kıstası varsa biz bunlara karşı bir şey yapabilir miyiz? Bir kere silahları öğrendiğimize göre aslında çok basit. Her şeyin bir antidotu var derler ya, zehirle şifa beraberdir. İnsanın fabrika ayarlarını yazdığımda en zor anlattığım ayarlardan bir tanesi kaos ayarıydı, o sıfırıncı prensip. Ne yaparsan yap, kaotik yap deyince ne yapalım yani hocam, işte vur patlasın çal oynasın mı, ne demek istiyorsun falan filan diyorlardı. İnsan hayatında rutinler önemli. Belli şeyleri belli zamanlarda yapmak bizim hayatımıza gerçekten bir düzen veriyor ama özellikle kendimizle ilgili kararlar alırken, yaratıcı bir zihni harekete geçirmeye çalışırken oyun oynar gibi bir hale geçme dışında çok bir şansımız yok. Oyun ise düzenli, ritmik, saatle değildir. Keyfimize göredir, kaotiktir, kafasına göre takılır ve biz ancak hayatımızdaki büyük değişiklik ve inovasyonları zihnimiz böyle biraz kaotik çalışırken yapabiliyoruz. Ama bu kadar hızlı, bu kadar ritmik, bu kadar kategorik bir sistem içerisinde hep aynı şeylerin peşinde koşan, hep aynı şeylerden sıkıntı çeken, hep aynı nedenlerle benzer zamanlarda bunalıma giren tek tip insanlara dönüşme riskimiz çok yüksek. Şu anda var olmayan bir şeyden bahsetmiyorum. Alanda çok fazla gördüğümüz, etrafımızda çok fazla gördüğümüz bir fenomen bu. Bir ritmin içinde yuvarlanıyoruz. Ben bunu bir arkadaştan duymuştum. Yani bazen kullanıyorum. Karanlık, yani deliği olmayan bir fıçının içinde yuvarlanıyorum gibi demişti. Yani hayatını tarif ederken. Şu anda gerçekten bir şey yuvarlanıyor ve biz de onun içinde yuvarlanıyor gibiyiz. Ve çoğu zaman ne yapacağımızı çok bilemiyoruz. İnsanın fabrika ayarlarında bahsettiğim birçok şey burada çalışıyor. Mesela hıza karşı. Sizi hızlandırmak isteyen bir sisteme karşı ne yapabilirsiniz? Durabilirsiniz mesela. Hiç fena fikir değil. Küt diye dursanız. Yapmıyorum arkadaş deseniz. Sistem sizi hareketli olduğunuz zaman hızlandırabilir. Durduğunuzda önce bir harekete geçirmesi için bir şey yapması lazım. Hareketi kestiğinizde bir kere sistem çaresiz kalacak. Size bir şey yapamayacak. İki, ritmik davranmayı arada bir kaos yaparak, kafanıza göre takılarak, ezberleri bozarak, bazen kebap yapıp bazen hiç umulmadık kadar çalışarak ya da her neyse. Tamamen içinizden gelen ritme,
Kendi orkestra şefinize göre yapsanız sistemin size siniri bozulur. Çünkü arıza çıkarmış olursunuz. Ne zaman ne yapacağınız belli olmamış olur. Ve kategorilere sokmaya çalışanlara karşı. Buradaki dostların büyük kısmı benim kafayı biliyorlar. Benim mesela en arızalı olduğum husus uzun süre aynı şeyi konuşan tiplerin yanında durmak. Hayatımda faydalı bir şey yaptıysam şimdiye kadar garip şeyler söyleyenlerin yanına gittim hep. Her zaman beni sinirlendirenlerden ben daha çok şey öğrendim. Benimle aynı şeyi söyleyenlerden çok sıkıldım. Ama yani böyle bu yüce gönüllülük falan diye söylemiyorum. Bu bir hastalık aslında. Zor tarafları da var. Fakat kazancı çok büyük. Sizi bir falanca etiketle bir yere rapt ettiklerinde eğer bu etiketi kabulleniyorsanız artık başınıza gelecek birçok şeyi de kabul etmişsiniz demektir maalesef. Ve kategorileştirmeye ayarlı bir sisteme karşı bütün kategorileri reddedip kategoriler arasında gezebilme. Yani sınırları aşabilme özgürlüğüne sahip olduğumuzda, insanın fabrikaları 5. madde, bu sistem çöküyor. Ben bugün sevgili dostlar, aslında yani kitap dediğim gibi çok öyle tanıtılır bir şey değil, kitabı okursun. Ama kitap vesilesiyle aslında bir davet için sizi davet ettim. Sağ olun sizler de icabet ettiniz. Bir isyana ihtiyacımız var. Yapmamız gereken şey bir isyan. Fakat isyan genellikle negatif bir kelime. Yıkıcı bir şey değil mi? Bozucu bir şey olarak algılanıyor. Varsa öyle bir şey bilmiyorum. Şu anda uyduruyorum. Pozitif bir isyana ihtiyacımız var. Yapıcı, ayağa kaldırıcı, inşa edici, uyandırıcı bir isyana ihtiyacımız var. Bu isyan için mesela durmak gibi, kafamıza göre takılmak gibi, değil mi? Hep yapmadığımız bir şeyleri yapıvermek gibi aslında pek eğlenceli yöntemler önermeye çalışıyorum. Hiç de öyle hep beraber toplanalım, şurayı yakalım, yıkalım, burada bağıralım. Zaten bu karşı çıktığımız şeyin bir başka yansıması. Fakat burada birlikte olmamızı gerektiren bir durum var. Ben tek başıma bunu yazarım. Tek başıma bunu anlatırım. Tek başıma işte söz sanatının el verdiği ölçüde etkileyici olurum. Bu konuda müzikler yapalım, tiyatro oyunları yazarım, çıkarım, bir şeyler yaparım, yaparım, yaparım. Ama anlatmak bir yere kadar etki eder. Etrafımızdaki insanlar bu yeni dünyada bizden biraz önce bahsettiğim yeni dünyanın gereksinimlerine gayet aykırı, ama kişilik özgürlük alanlarımızı sonuna kadar genişleten böyle bir yaşam imaresi gördüklerinde, böyle bir davranış biçimi gördüklerinde bize bir şekilde emin olun özenecekler. Mesela arkadaşlarınızın buluştuğunuzda sürekli böyle cep telefonlarını mık mıkladığını falan görürsünüz ve bazen bozuluyor olabilirsiniz. Ya bırak şu telefonu, iki muhabbet ediyoruz falan filan gibi. Onun yerine şöyle yapsak ya, arkadaşlarımızla her buluştuğumuzda o telefonu mesela evde bıraksak. Ne yapıyorsun? Hadi tamam evde bırakmayalım ama çantada bıraksak. Onu masaya koymasak. Ve bunu herkes de bir süre sonra görse. Dese ki ya demek ki ya öyle de olabiliyor bak. Bu telefonsuz oturuyor. Şimdi telefonu masanın üstüne ters koyuyoruz ya konuşurken. Hiç iyi bir şey değil o. Yani bir başka konuşmada bir arkadaş dikkatimi çekmişti buna. Hiç iyi bir fikir değil. Bizim sohbetimizde arada bir şey var, çalarsa ne söylediğin hiçbir önemi yok. Ben ona bakacağım. Ya onu oradan kaldırma, onu bir çatal gibi kullanma kültürünü geliştirmek için yardımımıza ihtiyacım var. Cep telefonu nasıl çatal gibi kullanır? Makarna ya da köfte de değil. Ama aynen çatalda olduğu gibi. Cep telefonuna yapmamız gereken bir şey olduğunda, bilgisayarımıza yapmamız gereken bir şey olduğunda açsak, yapsak ve kapatsak. Nasıl fikir? Olmaz. Söylendiği kadar kolay değil. Tekrar ediyorum. Şu anda kullandığımız bütün uygulamaların algoritmaları işimizi halletmek üzere değil, bizim dikkatimizi bir yere yönlendirip oradan para kazanmaya odaklı. Dolayısıyla çok ciddi bir cesaret hamlesine, çok ciddi bir içsel mühendisliğe ihtiyacım var. Bunun için tabii ki Sinan Canan dedi diye olmayacak. O kadar sayfayı biraz bu yüzden yazmak zorunda kaldık. Yoksa böyle bir muhabbetle işi bağlardık. Zaten ya kafalarınızı salladığınızda anladığım kadarıyla hemfikir gözüküyoruz. Yani itiraz eden de yok gibi. E ne oldu o zaman ponçik ponçik dağılın. Öyle değil ama. Bir şeyler yapmamız gerekiyor. İşte bu yeni dünyanın cesur insanı aslında bir indeks.
neleri fark etmemiz lazım? Ve o farkındalıkları hayatımıza nasıl adım olarak sokabiliriz? Önce kendime yazdığım bir şey. Kendim düşünürken kullandığım yöntemleri açık beyindeki dostlarla sohbetlerimiz eşliğinde biraz derledik, biraz somut bir hale getirmeye çalıştık ve şunu yapmaya çalışıyoruz. Hayatımızda kritik bir dönüm noktasına geldik. İşte kariyer, evlilik, bilmem aklınıza ne gelirse bir şey yapacaksınız, büyük ama hayatınızı değiştirecek bir karar alacaksınız. Özellikle bu anlarda gelişine vurmak iyi bir fikir değil, hele ki bu devirde. Çünkü o kadar fazla gereksiz enformasyon altındayız ki zihinlerimiz doğru çalışmıyor ve çoğu zaman 3,5 milyar yıllık canlılık tarihinin son 4,5 milyon yılında uzmanlık eğitimiyle içimize yerleştirilmiş olan muhteşem bir aparatı kullanamaz hale geliyoruz. Bunun adı duygusal sistem. Duygusal sistem bizim hayatımızda çözemediğimiz sorunları, aklımızın yetemediği sorunları kuantum bilgisayarı hızında çözebilsin diye dizayn edilmiş bir şey. Tabiatta çok iyi çalışıyordu. Mesela antik insanlar bazı bitkilere bakınca daha önce hiç görmemişlerse bile bu yenmez gibi gözüküyor deyip gidiyorlardı. Niye, botanikçi miydi onlar? Hayır. İçlerinde nahoş bir duygu oluyordu o bitkiyi görünce. Çünkü milyonlarca yıllık evrim sürecinde ona benzer bitkilerden zehirlendiğini o canlının sistemi öğrenmişti. Şimdi aynı sistem bizde de çalışıyor. Arka planda kendi eğitimini görüyor. Kendi uzmanlaşmasını yapıyor. Ama aklımız ve çenemiz o kadar çok çalışıyor ki, gözümüze kulağımıza o kadar çok veri akıyor ki onu duyabilme şansımız hiç olmuyor. Şu andan itibaren artık gelecek diye bahsetmiyoruz bu konu. Şu anda içinde yaşadığımız bir konu. Açık ve yakın tehlike. Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle film adları da falan var ya. Yani devleti harekete geçiren açık ve yakın tehlike. Bence şu anda öyle bir durumdayız. Ama ben tehlike paniği yaratmayı sevmiyorum. Biraz önce söylediğim gibi korkuyu hissetmenin amacı cesareti uyandırmak. Eğer cesaretle bir şeyler yapabileceğimizi fark edersek korku son derece işe yarar bir duygudur. Kitabın başına da koyduğum gibi birçok anekdotunu çok sevdiğim Winston Churchill'in bir sözü var. Korku bir tepki, cesaret ise bir karardır. Harika bir söz. Birlikte bir karar alalım istiyorum. O kararı böyle kendi içimizden buradaki hazır dost ortamında bulmuşken YouTube'da, Instagram'da bizi izleyen arkadaşlara da belki böyle radyasyon varıyı yayabiliriz diye düşünüyorum. Bugün yeni dünyanın cesur insanı vesilesiyle mini bir yapıcı isyanın temelini atalım. Hiçbir şey bir günde, bir muhabbette, bir kitapta değişmeyecek. Artık hani öyle bir kitap yazdım, dünya değişti, insanlar aydınlandı zamanını geçtik. Yani o yüzden bir böyle Dostoyevski havasına girmeyeceğim. Şimdi öyle bir şey yok. Fakat birbirimizle bu kadar yoğun iletişim sağlayan teknolojilerin olduğu bir devirde tarzı hareketimiz, ahvalimiz aslında çok hızlı bir şekilde yayılan dalgalar gibi insanları etkiliyor. Her yaptığımız, her konuşmamız. Buradaki insanların büyük bir kısmı kendi hacimlerinden çok daha fazla insanı etkiliyor. Aslında hepimiz öyleyiz. Hepimiz başka insanlara çok farklı şekillerde dokunuyoruz. Ve önerim bunu biraz önceye alalım. Peki ne yapalım? Yani önceliği alacağız da ne yapacağız? Cevabım çok açık. Bilmiyorum. Yani siz ne yaparsınız bilmiyorum. Ama benim bildiğim bir şey var. Ne yapacağımı bilebilmem için önce durmam lazım. Mesela bunu da durdurdum. Konuşup duruyorum deminden beri. Bunu da durdurmam. Bir durmam lazım. Durup bir çekilmem lazım. O benden çok büyük, benim aklımdan çok büyük olan sistemin ne olup bittiğini anlamasına bir fırsat vermem lazım. Ve sonra işte o kitapta bahsettiğim, sağda solda sürekli anlatmaya çalıştığım araçlardan bir tanesini kullanarak, bir şey yaparak minik bir şey değiştirmem lazım. En büyük cesaret hamlesi, yapmamız gereken şeylerin birinci sırasında, işte arkada bir liste var, şimdi hemen başlanacak şeyler diye, o eğleniyorum onu bazen okurken. Onun birinci maddesi mesela bir durmak. Şimdi ne yapıyorsan bir dur diye bir şey ekledik sonuna mesela. Ya kolay bir şey gibi gözüküyor. Şimdi mesela hep deriz ya, iki dakika bir dur ya falan diye. Son zamanlarda hiçbir şey yapmadın. İki dakika durdunuz mu? Hiç öyle bir şey yaptınız mı? Bazı hani böyle biliyorum açarya geldi mesela onlar böyle. O zaten kendine çok dinler, uğraşır falan. Ama böyle özel bir pratiğiniz yoksa gün içinde bir iki dakika, beş dakika, on dakika durmaya vakit vermiyor birileri. Genç arkadaşlara bazen ödev veriyorum. Diyorum ki 5 dakika dur bana rapor et nasıl oldu falan diye. Hocam duramadık diyorlar. İlla ki bir şey oluyor. O 5 dakika içinde devamlı bir şey oluyor. Şimdi
Aramızdaki sözleşmenin bir parçası olarak bu muhabbeti bitirirken bir iki dakika duralım. Benimle beraber iki dakika durun ama şöyle bir iki dakika durma. Unuttuğunuz herhangi bir şey aklınıza gelirse kımıldamayın. Zaten cep telefonlarınızı hiç söylemiyorum. Onların bu arada yeni bir halüsinasyon var biliyor musunuz? Cep telefonu üzerinde yokken insanlar böyle boş boş otururken titreşim hissediyorlar. Vallahi böyle yeni bir halüsinasyon çıkmış. Psikolog arkadaşlar ilgilenebilir. Hayalet telefon sendromu diyorlar. Bızıt diye bir şey oluyor. Normalde derinizde bir kasılma, kaşıntı olur. Artık onu biz titreşim olarak algılıyoruz. Yani vücudumuzun zaten parçası haline geldi. Şimdi zaten biliyorum hayatta bakmazsınız siz cep telefonunuza falan filan. Sadece iki dakika benimle durur musunuz? Yani hiçbir şey yapmadan. Bu arada sadece siz değil. Şu anda kaç kişi izliyor bizi arkadaşlar? El hareketi yap şöyle. Hadi canım. Stadyum izliyormuş şu anda. Stadyumdaki arkadaşlarımıza da söyleyeyim. Herkes evinde, iş yerinde şu anda neredeyse. Araba kullanıyorsunuz yapmayın. Gözünüz yolda olsun. Ama her kim neredeyse bizimle beraber. Sadece iki dakika bir duralım. Hiçbir şey yapmadan. İsterseniz nefesinize, isterseniz bedeninize, isterseniz duyumlarınıza odaklanmayı seçebilirsiniz. Ben hiçbir şey söylemeyeceğim ama iki dakika bir duralım. Ve bu eylemi isterseniz bugün Yeni Dünya'nın Cesur İnsanı vesilesiyle biraz reklamını yapmış olalım. Okey misiniz? İki dakika durmak sıkıntı olur mu? Göreceğim. İki dakika. Buyurun efendim. İki dakika. İki dakika. İsterseniz gözünüzü kapayın, isterseniz açın. Nasıl rahat edersiniz? Herkes bana bakarsa tuhaf olurum. Ne kadar bereketli iki dakikaymış değil mi? Son zamanlarda en uzun süre. Zamanın bereketi derdi eskiler. Bununla alakalı bir şey olabilir bilmiyorum. Bilmem. Suikast yapmadılarsa iki dakika olması lazım. Sizce? Bilmem. Size belki uzun gelmiştir, belki öyle. Gerçeğin ne olduğunu kim bilebilir ki? Benimle beraber olduğunuz için, bu günümü benimle paylaştığınız için, bu eyleme iştirak ettiğiniz için, bu isyanı tetiklediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Lütfen sağa sola yayınız efendim. Hadi muhabbet edelim biraz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk.
Yeni Dünya'nın Cesur İnsanı hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu kitap sizde neler çağrıştırdı? Konuşma mı? Konuşma. Şimdi konuşma, Sinan Hoca önemli bir şeyden bahsetti. Yani düzeni bozarken pozitif bir isyandan bahsetti. Bizim her şeyden evvel bir tanımı değiştirmemiz lazım. Dünya zekayı adaptasyon gibi tanımlarken, uyum diye tanımlarken mevcut uyumu bozmak cesaret ister. Yani sistemin sizinle ilgili olarak öğrenmek istedikleri şeyleri devre dışı bırakabilmek, özgür olabilmek ancak ve ancak sizin cesur davranışlarınız ve rol modelleriyle olur. Peki cesur davranış ne demek? Beklenenin, o tahmin edilebilirliğin, öngörülebilirliğin dışına çıkmak demek. Öngörülebilirliğin dışına çıkmak ise cesaret ister. Peki bu cesareti nereden bulacağız? İnsan ancak yargılardan korkmamayı öğrenirse, yeni dünyada beni şöyle yargılarlar, böyle yargılarlar demeden kendi olmaya başlarsa, adaptasyon ya da aidiyeti öğrenirse, amaçlar yerine değerleri öğrenirse, yani bir değerin arkasında durduğunuz zaman o değer yolculuğunda yaptığınız her adım sizin için kabul edilebilirdir. Çünkü değerler amaçlardan farklıdır. Amaç aksiyonlarımızı belirler, değerler ise aksiyonların hangi yönde olması gerektiğini belirler. Dolayısıyla insan türünün değerleri orada var oldukça oluşan değişim bizi insan olmaktan hiçbir zaman alıkoymayacak. Onun için hareketlerimizi, amaçlarımızı değerler doğrultusunda yapalım. Değerler doğrultusunda yapılan yolculuğun ilk göstergesi küçük bebeklerdir. Bak küçük bebek kaç kere düşüyor yürümek için bilir misin? Emeklilikten yürümek geçiş için. Bir bebeğin emeklilikten yürümeye geçmesi için ortalama 250 kere düşmesi gerekiyor. Bu neyi gösteriyor? Kararlılık, aksiyon ve yürüme gibi bir amacın arkasındaki duruş. Peki daha sonra hayatında hiç 250 kere denediğin bir şey oldu mu? Olmuyor. Hiçbirimizin olmuyor. Daha sonra ne yapıyoruz? 3 kere deniyoruz. Olmuyor. Vazgeçtim. 5 kere deniyoruz. Denemenin bedelini ödedim. Bir daha yapmayacağım. Ama eğer değerleriniz varsa onları da bir pusula gibi kullanabilirseniz o zaman bu değerler doğrultusunda 250 kere de gidersiniz, 500 kere de gidersiniz ve her yere düşüş tekrar ayağa kalkmak için iyi bir neden olur. Onun için cesur insan olmak değer sahibi olmayı gerektirir. Değerler arkasındaki duruşu, sadece duruşu değil aksiyona da duracağız. Ama durduktan sonra ne için duracağız? Tekrar aksiyona geçmek için. Dolayısıyla duruş ve aksiyon aslında birbirinden ayrılmaz bir paranın iki parçası gibi. Duracağım, bakacağım. Değerlerimi gözden geçireceğim. Çünkü insanın amaçları olabilir. Amaçlarını elde etmiş olabilir ama hep sorgulaması gereken şey şudur. Amaçları elde ederken değerleri ıskaladım. Dolayısıyla değerler doğrultusunda bir yaşam insanın cesur olmayı sağlar. Bunu söyleyeceğim. Burada da teşekkür edeceğim size. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Size bir sorum olacak bugünle ilgili. Yeni Dünya'nın Cesur İnsanı hakkında ne düşündünüz? Bu kitap sizde ne gibi duygular uyandırdı? Aslında daha kitabın içeriğini bilmiyorum ama Sinan Hoca'dan dinlediğim kadarıyla şöyle bağlayayım ben aslında. Sinan Hoca ve ekibinin içeriğini oluşturduğu bir şeyin bence başa dönsen de ileri gitsen de mutlaka sende iz bırakacak ve seninle birlikte büyüyecek bir tarafı olacağı için. Mesela bu yeni dünyadaki cesur insanın içeriği beni çok cesaretlendirdi. Yani dedim ki oh Sinan Canan ve ekibi bana cesaretin başka bir alanını açacak. Bildiğim algıdan başka bir cesareti yakalayacağım diye aşırı heyecanlı, çok mutlu ve çok cesurum. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Yeni Dünya'nın Cesur İnsanı hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu kitap ve lansman tanıtımı sizde ne gibi hisler uyandırdı? Not olarak dinledim. Gerçekten çok güzel tespitler vardı. Hatta geleceğe dair o öngörüleri dinlemek biraz ürküttü de itiraf edeyim bunları. Ama özellikle ben gençlerle çalıştığım için bunların çok iyi farkındayım. Özellikle onları sosyal medyadan uzaklaştırmak ya da onları bilinçli kullanabilme adına çok fazla hani bilgiler vermeye çalışıyorum. O yüzden bana çok şey kattı. Hatta bunu inşallah döndüğümde gençlerle de paylaşmayı çok çok istiyorum. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyiyiz, teşekkür ederiz. Ben pardon, özür dilerim. Ya, yayında mıyız? Çünkü Yeni Dünya'nın Cesur İnsanı Sinan Canan'ın kitabını okuyordum da burada çok güzel bir söz var. Onu paylaşmak istiyorum sizinle. Korku bir tepki, cesaret bir karardır. Winston Churchill. Yani Yeni Dünya'nın Cesur İnsanı'nı ben de çok merak ediyorum. Hoş, biraz önce hocamız bunu içeriğini birazcık anlattı ama bu kitabı gerçekten büyük bir merakla ve büyük bir heyecanla bir solukla okumayı bekliyorum. Kendisine daha belki kitaplarını da biliyorum ama bu kitap herhalde gittikçe çok daha güzel bir noktaya getirilen bir kitap. Bizi neler bekliyor?
bilimsel anlamda, teknolojik anlamda, içsel anlamda, zihinsel anlamda bizi bir yolculuğa çıkaracak gibi gene Sinan Hoca. Buyurun. Biraz evvel çok güzel anlattı Sinan Hoca bize biraz. Dijital dünyanın hayatımıza neler yaptığıyla ilgili. Biz tiyatrocular buna biraz fazla maruz kalıyoruz. Çünkü biz birebir insanlarla iletişim halinde olmaya ve teknolojinin getirdiklerine daha az tanıdık bir şey yapıyoruz ya. Ne olursa olsun soluk soluğa yapılan bir iş yapıyoruz biz tiyatrocular. Dolayısıyla aslında onun söylediği o dijitalleşmenin hayatımızı artık neredeyse hayatımızı elimizden alacak kadar geçiriyor olmasını biz de tersine çevirmeye çalışıyoruz. O yüzden bizim için önemli. Bunu nasıl yapabileceğimize dair ciddi doneler var içinde. İlk okuyacaklardan biriyim çünkü galiba gururla söyleyebilirim ben en az sosyal medyayla ve dijital dünyayla ilgisi olan insanlardan biriyim. Bir de bizim evimizde televizyon çok az açılır. Telefonlarımızı genellikle baş başayken elimizden bırakmaya çalışırız. Doğru bir şey yapıyor olduğumuzu yavaş yavaş fark ettik burada olunca. Yanınızda böyle güzel ve konuşkan bir hayat arkadaşınız olursa telefona ihtiyacınız olmuyor zaten. Teşekkür ederim. Harikasınız. Çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim. Çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Siz Yeni Dünya'nın Cesur İnsanı hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu kitap sizde ne gibi duygular uyandırdı? Gerçekten bir kere muhteşem bir kitap. Sinan Hoca'nın bütün diğer kitapları gibi İnsanın Fabrika Ayarları esas bende müthiş bir etki bırakmıştı. Yeni kitap yeni elime geçti. Henüz ortasındayım ama daha en başından dedim ki işte gerçekten ne yapmamız gerektiğini öğreneceğimiz kitap bu. Yani Sinan Hoca her zamanki gibi muhteşem yazmış. Yepyeni bir dünya düzeni var artık ve hepimizi içine çekiyor. İyi tarafları var, kötü tarafları var. Tabii ki alışmamız gereken şeyler de var ama o girdaba kapılıp gitmek korkunç bir şey işte. O yüzden nasıl kendimizi koruyacağız, yeni düzene nasıl ayak uyduracağız? Hepsini öğrenebileceğimiz muhteşem bir kitap bu. Sinan Hoca'yı tebrik ediyorum. Gerçekten her zamanki gibi harikalar yaratmış. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim, sağ olun. Müge Hanım hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim Nilüfer'cim. Sen nasılsın? Nasıl gidiyor? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. İyi gidiyor. Siz ne düşünüyorsunuz peki Yeni Dünya'nın Cesur İnsanı hakkında? Sizin duygularınız nelerdir? Çok heyecanlıyım. Yani Sinan'ın çok önemli bir iş yaptığını düşünüyorum. Cesaret herhalde en büyük cesaret insanın kendisiyle yüzleşmesi. Sinan da bunu anlatmaya çalıştı aslında. Yani yeni dönem, yeni dünya demek aslında biraz da aslında bize ayna tutan bir dönem olduğunu düşünüyorum. Ben bütün sürecin içerisindeydim bir yayıncısı olarak tabii. Bu bence en şu ana kadar yapmış olduğumuz 11 tane kitap var beraber. 7 tanesi kendisine ait, sırf kendisine ait. Bence bu kitap en güzeli oldu diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten şu an buna çok ihtiyaç var. Şu an zaten günü aslında lansmanın da bugüne gelmesi çok enteresan oldu. Çünkü gerçekten delirmiş bir dünya var şu an. Evet, Türkiye tamamen delirmiş pozisyonda. Sinan bir çözüm. Sinan bana göre bu ülkeye gelebilecek bir çözüm. Ve bu çözümü de genel eksel yollarla değil de gerçek manada bir isyancı olarak yapıyor. Ve bence de çözüm bulan insanlar hep isyancı olan insanlar. Herkesin anlattığını, herkesin söylediği şeyi değil. Bugün de işte lansmanda ne yaptı mesela? Bizi durdurdu. Durmak vakıf olmak demek. Vakıf kelimesinden geliyor. Zaten Arapça kelimesi olarak da vakıf kelimesi oradan geliyor. Eğer gerçekten bu delirmiş dünyaya karşı bir direnç göstermeyip ve hepimiz şunu düşünebiliriz. Ya biz kimiz ki direnç gösterelim? Hiç öyle bir şey yok. Biz direnç gösterebilirsek durdurabiliriz. Ve gerçekten bu dünyanın, bu gidişatının bir şekilde durdurulması lazım. Biz durursak dünya da duracak diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Vallahi biz Sinan Hoca'yı dinlerken meslektaşlar olarak kendi aramızda şöyle muhabbetler yaptık. Yeni soru işareti, dünya soru işareti, cesur soru işareti, insan soru işareti. Dolayısıyla böyle bu kadar yalın bir başlıkta bu kadar üzerine çok konuşulabilecek bir mevzu olduğunu düşündük. Ama ben biraz herhalde mesleki olarak hep bu cesaret kavramına kendi içimizdeki mevzularla uğraşma açısından baktığım için ve en önemli erdemin aslında cesaret olduğunu ve cesaret derken kahramanca meydanlara atlamak yerine insanın kendini masaya yatırmasıyla ilgili bir mevzu olduğunu düşündüğüm için
belki de en çok konuşmamız gereken konu başlığı olabilir. Burada olmak çok keyifli. Sinan Hoca'nın bu heyecanına ortak olmak çok keyifli. Bütün emeği geçenlere, Açık Beyin ailesine teşekkür ediyorum. Yolumuz açık olsun. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Tabii Sinan Hoca ile olan yıllara binaen dostla istinaden söyleyeyim. Büyük ihtimalle kendini anlattı. Kendi bakış açısını anlattı. Henüz okumadım ama bu akşam uçağım geç saatte, mutlaka bu gece bitirmeye gayret edeceğim. Akışını değiştiremediğimiz dünyada bakışı nasıl değiştireceğimizi ve birlikte nasıl durabileceğimizi bize çok somut olarak anlattığına inanıyorum. Nazik davet için de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ olun. Evet, hepimizin Sinan Hoca'nın bize hep öğrettiği şey, kendi konfor alanımızdan çıkmak için yine bir yol haritası sundu bize Sinan Hocam. Binlerce yıllık kadim bilgi, bir profesör ünvanıyla fen bilimleri alanında bir hocamız olarak her zaman modern bilimle birleştirip damıtarak bize hep her yıl bir eserler sunuyor. Bugün yeniden bu eserin lansmanında yer almaktan çok mutluyum. Özet olarak her kitabın değerini okuyucusu belirler. Sinan Hoca'nın okuyucularını az çok takipçilerinden birisi olarak ben de biliyorum. Çok değerli, çok nitelikli insanlar. O yüzden bu kitapta yine yerini, hakkını bulacaktır. Çok kişiye ışık olacaktır. Kendisine teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Ne gibi hissiyatlar uyandı sizde? Bunu çok merak ediyorum açıkçası. Bu tarz kitap projelerinin başından beri tanığı olmak bende şey gibi bir duyguya neden oluyor. Hiç mesela büyük bir nehrin başlangıcını gördün mü, bir yerden çıkma halini? Ben bir iki tanesindekini gördüm. Hani öyle bir şeye tanık olmak gibi geliyor. Bu kitabın da böyle en başına itibaren Sinan Hoca çalışırken, geliştirirken falan tanık olma şansım oldu. Çok eğlenceli şeylerden bir tanesi. Bir kritik hikaye var. Önemli bir mevzu. Ve bu dönemde bunu anlatması çok zor, tuhaf. Son 20 yılın içerisinde belirgin bir paradigma değişikliği yaşıyormuşuz gibi görünüyor. Yani değerlerimizin tipi değişiyor. Ve bu değişimi tarif etmekte, anlamakta ya da yönlendirmekte zorlanıyoruz. Bunu daha evvel devrimlerle falan çözmüşüz ama konu devrimlerle ilgili değil artık. Yani içsel bir şeyle alakalı. O yüzden buna gerçekten en iyi karşılık gelen şeylerden bir tanesi cesaret sanıyorum. Tuhaf bir şeye cesaret etme zaruriyeti getiriyor. Yani o 6 milyar insanın, 7 milyar insanın aynı masada olduğu duygusunu anlamaya, hayatın nasıl dönüştüğünü, hızlanmanın nasıl bir etkide bulunduğunu, o tüm kategorizasyon yapılarına uygun bir şekilde içerik oluşturmayı, aslında hepimizin şey gibi geliyor ya, böyle söyleyince sanki gereksiz entelektüel bir şeyden bahsediyormuş gibi geliyor. Bundan bahsetmiyorum aslında. Herkesin her girdiği Instagram postunun altına yazdığı hashtaglerden bahsediyorum. Bu aslında o kategorizasyon dediğimiz, yani tanımlama ve etiketleme sisteminin kendisi. Bunların tümünün bizim hayatımızı nasıl biçimlendirdiğini ve bunun ne kadar büyük bir baskıya ve herkesi nasıl bir sıradanlığa götürdüğünü görüp bu görüntünün karşısında yeni bir şey yapabilen, zihinsel anlamda sorgulayabilen, daha derin bir temelden gelecek bir bakış açısıyla kendi hayatını elden geçirebilen cesur insanlara ihtiyaç varmış gibi görünüyor. Bu kitap bunun çok iyi motivasyonlarından bir tanesi. Çok güzel zeminlerinden bir tanesi. Gerçekten hayatımızda artık kritik kararlar verme periyodumuz çok sıklaştı. Hepimiz iş değiştiriyoruz, okullara karar veriyoruz. İşte hayatımızın kritik dönüm noktalarını geçiriyoruz ve bu birkaç yılda bir başımıza geliyor. O her kritik karardan öncesinde bir kez elden geçirilmesi gereken kitaplardan. Hem sınırlarını aşmada, hem nelere cesaret edebileceğimizi görmede, hem de yeni dünyanın ne demek olduğunu anlamada bence kılavuz niteliği taşıyacak. Çok keyifli yazılmış içeriklerden bir tanesi. Çok güzel anlattınız. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hadi sana kolay gelsin. Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyiyim, daha da iyi oldum. O özellikle 2 dakika olayı çok sarsıcıydı yani. 2 miydi, 5 miydi hala emin değilim. Dünyanın en uzun 2 dakikası olabilir gerçekten. Hocam, yeni dünyanın cesur insan hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu sizde neler uyandırdı? Ya ben aslında insanın fabrika ayarları bağlamıyla da çok yakından ilişkili bir çalışma içerisindeyim. Yani çevik yaşam uygulamasıyla insanın fabrika ayarlarını nasıl uyarlayabiliriz, nasıl uygulayabiliriz konusu üzerinde duruyoruz. Orada aslında yöntem var olmakla birlikte, bir şeyler ne yapılabileceği, nasıl yapılması gerektiği var olmakla birlikte cesaret çok önemli bir eksik bileşen gibi gözüküyor. İnsanların harekete geçebilme enerjisinin sağlanması. O yüzden bence insanın fabrika ayarlarının üzerine bu cesaret unsurunun eklenmesi çok yerinde olmuş.
öncelikle aslında çok karşımıza gelen bir kavramdan bahsediyoruz. Hani cesur olmak, cesaretli olmak, korkusuzca ilerlemek. Fakat unutulan bir şey var. Neye karşı? Yani neye karşı cesur olacağız? Niçin cesur olacağız? Cesur olmamızdaki hedef neye yönelik? Bunların farkında değiliz. Yani soruyu doğru soruyoruz ama nereden sorduğumuz konusunda ufak şüphelerimiz var. Nereye doğru gideceğini bilmiyoruz. Bunlar için aslında güzel bir işaret, bir kroki. Yani %100 uygulanacak değil ama ben nasıl doğru soruları, nasıl kendimle alakalı şeyleri sorabileceğim? Aslında soru sorabileceğimin cesareti. Yani insan anda kalabildiğince, spontan olabildiğince korkuları üzerine gidebilecek ve bunu öğrenmesi gerekiyor. İşte öğrenmek için güzel bir adım bu. Zaten ifada da görmüştük, sınırları aşmaktan bahsetmiştik. Ama sınırları aşmak için önce cesaret. O yüzden bir cesur olmak gerekiyor. Dünya değişiyor. Dünyanın değişimine ayak uydurmaktan ziyade bazen bu değişime isyan etmek de gerekiyor. Vurdum kırdım bir isyan değil. Doğru soruları sorma isyanı. Bence bu yüzden doğru soruların sorulma vakti şahane bir şekilde geldi. Nasılsınız? Çok iyiyim, çok heyecanlıyım. Böyle fiziksel bir ortamda, çok güzel, entelektüel bir ortam. Yani Sinan Hoca'nın bütün hani kitaplarını okumuş ve onları seven bir dostu olarak burada olmaktan dolayı çok mutluyum bugün. Biz de çok mutluyuz sizi aramızda görmekten. Hocam, Yeni Dünya'nın cesur insanı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizde ne gibi duygular uyandırdı bu kitap? Yeni dünya aslında bizim son 20-30 senedir zaten içinde olduğumuz, tecrübe ettiğimiz bir dünya. Ve cesur insanlara fazlasıyla ihtiyaç var. Bizler aslında böyle bu metropol hayatının içinde, kalabalıklar içinde, keşmekeş içinde yaşıyor gibi görünüyoruz ama bir yandan da o zinciri kırmamız, o sıradanlığı, o rutini kırmamız gereken zamanları tecrübe ediyoruz. Kitabın yani özünü biliyorum, hikayesi biraz aslında bu dönemde bizi sürekli yoldan çıkaracak çok fazla uyarıcıyla karşı karşıyayız. Özellikle sosyal medya hayatımıza bu kadar yoğun girdikten itibaren. Bu yüzden bir durup düşünmek, bir kendi iç ritmimizi bulmaya çalışmak, bir aslında herhangi bir sınıfa ait olmaktan ziyade böyle birleştirici, nasıl ağın parçasında olup nasıl bir araya gelebiliriz, nasıl köprüler kurabiliriz, nasıl inşa edebiliriz benliğimizi. Biraz bununla ilgili olduğunu biliyorum çalışmanın. Zannediyorum çok ihtiyacımız olan bir zamanda geldi. Ben hani Sinan Hoca ve belki bizler gibi akademik düşüncenin o entelektüel yapının içinde olup yine de bu bilgileri herkesle paylaşmaya gayret eden kişiler tanıdığım için, bu kişilerle çalıştığım için çok mutlu hissediyorum kendimi. İnşallah okuyucusu çok bol olur. İnşallah. Çok teşekkürler hocam. Ben çok teşekkür ediyorum. Lansman çok güzel. Burada olduğumuz için de çok mutluyuz gerçekten. Yeni Dünya'nın cesur insanını ben zaten uzun zamandır çalışıyorum. Tablo çalışıyoruz Sinan Hoca ile onun sözleri ve mottoları üzerine. Tabloyu çalışırken özellikle onun çok böyle içine girip bunu ne yapacağım, ne edeceğim, Yeni Dünya'nın cesur insanı nedir? İşte okudum, dinledim, korkularıyla yüzleşen, hayatı farklı açılardan görebilen, oyun oynayabilen, kaosu fark edebilen, geçmişi silebilen, ne vardı başka? Ve bütün işte bunların hepsini bir tablonun içine sığdırdım. Onu da zaten yakında yayınlayacağız. Yani ne diyeyim, başka bilemedim. Gayet yeterli, çok güzel konuştun. Tamam, yani onun dışında Sinan Hoca zaten çok güzel konuşuyor ve iyi geliyor, açılıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim.